Merhaba arkadaşlar. Merhaba Nigar Hanım, hoş geldin. Hoş bulduk, kolay arkadaşlar, gelsin. Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi havuz benim boyumu geçti. Ha yok, boyunda. Nasıl derinlik Nigar Hanım? Gayet iyi. Tabii bu betonla falan biraz daha alçalacak ama. Ustalar nerede? Ustalar tahta getirmeye gittiler. O arada ben de bugün boş durmayayım. Evet, yani hadi ikiniz bir. Tabi orasını 2-3 seferde belki anca atarsınız, iyi olur. Nigar Hanım, zemin çok sert. Mecburen hitli kullanıyoruz. Değil mi? Taş gibi. Evet. Mecburen hitli kullanıyoruz. Hitliyle yumuşatacağız. Tamam, gördük sert olduğunu. Makinenin sesi çok geliyor. Değil mi? Çok ses yapıyor. Ama insanın bütün damarlarını açar ha. Ya titreşe titreşe değil mi? Tartın kadar dalayım mı? Dalayım mı abla? Hadi dal. Halklama mı, bombalama mı? Bombalama, hadi. Halklama dersen dalamam da. Bombalama. Çok derinmiş ya. Ben bu kadar derin olduğunu hesap etmedim. El arabasını niye bıraktın oğlum orada? Hadi alayım. Yusuf önümü aç. Bunlar dışarı değil mi? Taşlı olduğu için. Evet. Aşağısı ne durumda? Aşağısı mı? Gel bakalım. Kenara çekeyim onu da. Tamam. Aşağısı bayağı bir doldu Nigar Hanım. Böyle işte oldu olacak. Şu şurası kaldı. Bir de şu dipler var ya. Hı. Şimdi tahtalar böyledir. Tahtadan yollar yapıp toprak da gitmiyor. Yumuşak olduğu için araba tabii var. Gitmez. Ağaçlar gitti desene. Sen niye gitsin? En son bunların üstlerini açacağız. Hep. Biraz geniş açacaksın o zaman ki hava alsın. Çileğin o taraf kalmış, elmanın altları. Bunları oralara taşınacak. Bunları da doldurduk. Çile... Yarım metre doldurdu da bir metre. Senin şeyler bak ki yaşar da Bungar Hanım. Evet, onlar iyi. Dur buradan geleyim. Aşağıya inmeyeyim. Onlar iyi oldu bence yükseltmek. Yüksek iyi geldi bence. Geldim. Süre yok. Evet. Bence yükseltmek iyi olmuş da. Şu asmaların altları boş kalıyor ya. Heh. Buralarda böyle doludur. Ha evet, oralara şimdi girilemiyor. Elle taşınacak oralara. Tekrar dipler açılıyor. İşin çok. Bunları buduyacağız. İşin çok. Bak bunlar geçen sene aşılamıştık şuralardan. Evet. 3 tane. Şuradan tuttu hepsi. Armut bu. Kendisi vermiyordu. Bunu aşıladık yukarıdaki armuttan. Şunlar da aşı bak. Oraya göster. Bunlar hepsi aşı. Sanırım bu sene bu bir iki tanesini şu aradakini... Budanacak evet. Evet, yukarı doğru gitsin diye. Tereleri oraya koydun ama oraya da gelecek. Nereye? Babana dedim öne doğru gitme. Duvar dibine toprak koy, maydanozun üzerine de koyabilirsin, bir şey olmaz dedim, maydanoz ekeriz de. Artık zaten tereyi yüzünü yolarsak olsun oraya, yeniden tazesini ekeriz, olmaz mı? Yani, dedim ya evet. Aynen, yenisini ekeriz. Bahçede bayağı bir çok iş beni bekliyor. Bayağı hem de. Ne yaparsın, çalışacağız. Ustalar da geldi. Bunlar tomurcuk. Patlayacak çok neredeyse. İyi, tam zamanında ilaçlamışsınız ama. Hepsini ilaçladım. Yani ikinci keza kalmadı ama. Kayısınınkiler daha çok açılmış. Yaparsın. Bu şerif hem hem bayağı açılmış kayı. Adem Bey. Sen de düzleştirmeye başlamışsın. Anne, ben kendime nota buldum. Tesviye ediyorum Nigar Hanım. Zehra dinden beri yoktun. Toprak süzlemesi. Evvelsi günden beri. Ha? Toprak süzlemesini yapalım. Ondan sonra arkadaki gübreleri getirip. Zaten bitince sebze ekme anne, zamanı da geliyor. Karıştıracağız. Şimdi arkadaşlar merak eder. Bundan sonra anneannem. Evet, anneannesi gildeydi Zehra. Buradaki basamağın birinci basamak gidiyor. Gidiyor evet. Aa. Onun taşı sağlam çıkmaz değil mi oradan? Ne? Alıp üste döşerdik taşını sağlam çıksa. Çıkar ya, atılır. Bakar göreceğiz onu.
Olmazsa burayı biraz aşağı doğru inceltiriz. Dolduralım bir de. İyi, kolay gelsin Adem Bey. Ben ustalara yemek vereceğim. Oluyor mu? Tabii tabii oluyor. Çok güzel oluyor. Bayağı düzlendi. Yükseldi. Havuzumuzun çukurunu mecburen arkadaşlar şeye kazdı eller. Çünkü kepçe girmiyor buralara. Kepçe evet. De zaten çimlerimizi batıracak için. Evet. Duvarları falan kırar diye. Hı hı. Biz dedik bir elle. Geç olsun. Temiz kalabalık olsun. Usta tuttuk. Evet. Onlar yapıyor. Ustalar tanıdık bizim Çankırlı. Onlarla beraber yavaş yavaş yapıyoruz. Hem ekonomik oluyor böyle. Evet. Arkadaşlar ben de ustalara her gün kahvaltıydı, öğlen yemeğiydi onlarla uğraştığım için Nigar Hanım, boş ne oldu. Yorumlara bakabildim ne bir şey. Sadece videoları editleyip yükleyebildim. O yüzden kısa kısa videolar da geliyor. Artık biraz bizi idare etsinler. Evet. İzleyicilerimiz. İleride daha güzel videolar yapacağız nasıl olsa. İnşallah. Çökelek yapıyorum. Burada iki tane sütüm pişiyor. Birisi normal yoğurt yapmak için. Birisinde çökelek yapacağım. Böyle bir tatlı kaşığı tuz atacağım. Böyle limon damlatıyorum. Kesilmeye başladı. Kaşıkta. Böyle kaynamasını bekleyeceğim. Öbür sütüm de kaynamak üzere. Şöyle göstereyim içi. Görünüyor mu? Kesilmeye başladı böyle. Böyle kaynayacak sürekli zaten artık. Ta ki sapsarı suyu çıkana kadar kaynayacak. Sarı suyu çıkmaya başladı. Evet artık yeterli bence. Böyle bayağı sapsarı suyu çıktı. Şimdi süzelim. Benim böyle bir torbam var. Bez torbam. Ona yavaş yavaş ekleyeceğim. Süt 3 kilo falan olduğu için hatta 3 kilodan bile azdı. Çünkü bu tencerem 3 kilo alıyor. Tam doldurmamıştı. Gel Adem Bey, çökelek yapıyorum. Aa. Sıcak. Tutamıyorum. Soğusun. Sabah yiyeceğiz mi? Yarın nasip olursa yarın tamam. Sabah. Bu torbayı böyle buruşturacağım. Üzerine de ağırlık koyacağım. İçine suyu dökülecek. Evet, içine suyu süzülecek. Ben niye geldim biliyor musun? Efendim? Bu çaydanlığa biraz çay koyarsan. Semaver de çay mı yapıyorsun ya, yine? Semaver de yaptık. Çay yapmışız. İyi tamam. Hadi kolay gelsin size. Sağ olasın. Ağırlık için de ben şöyle bir saklama kabına su doldurdum. Böylece koydum. Bu altındaki kapla birlikte görebiliyor musunuz bilmiyorum. Altındaki kapla birlikte ben böylece biraz soyunca dolaba koyacağım. Dolap da böyle ertesi güne kadar bekleyecek. Yine gördüğünüz gibi çay işi bana kaldı. Mecburen Nigar Hanım kamerayı tuttuğu için çay bana kaldı. Nigar Hanım ya, evet. Bir şey sorarım. Şu ortadaki tabaktaki ne? Hangisi? Burada bir sürü. Yok, patates, peynir çeşitleri. Şunu mu diyorsun? Hı-hı. Çökelek. Bakayım bakalım tadı nasıl olmuş. Bakayım mı? Dün yaptım. Nasıl yapacağım dedim. Evet sonradan vazgeçtim çok kızım. Soğanlı şey kavurmayı istedim. Öyle hepimiz öyle daha yiyoruz. Güzel olmuş. Tamam olur. Ben hadi bakın çökeleğin tadına. Çok güzel olmuş. Ben çok Yusuf yiyor. Beni geçti. Ben çok yiyordum. Artık ben de size ayak uydururum ya. İçli köfte. O çok zor şu an hemen yapamam kızım. O zaman ben şunun icabına bakayım. Tamam. Hadi afiyet olsun o zaman size. Arkadaşlar hoşçakalın. Bence çok da. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Nigar Hanım bu arada eline sağlık çok çökelek için. Afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar bak.